Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile görüştü. Detaylarını izleyelim. Alo. Sayın Cumhurbaşkanım. Ha, buyurun. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra ederek Amerika Birleşik Devletleri'nde görev sonu bulmamız gereken noktaya döndüm. Maşallah. Yani dünya ile buluştun. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Tevzi etmiş olduğunuz, çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de başarıyla tabii bu süreci doldurduğun için şahsım, ailem, milletim adına sana çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Ayrıca tabii inşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan bundan da ayrıca mutlu oluruz. Çünkü bundan sonra da tabii üzerinde çok önemli görevler olacak. Ben ailenle orada buluştuğunu zannediyorum. Henüz buluşmadık Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar Houston'da bekliyorlar. Biz Florida'ya iniş yaptık deniz yüzeyine. Buradan 2 saat sonra takriben ailemle de buluşma imkanı bulacağım. İnşallah. Sağ olun. Sağlık sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı? Çok şükür. Her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta buradaki doktorlarımızla, karşılama yapan doktorlarımızla biraz şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz hafalladılar. Çok şükür gayet her şey yerinde. Hamdolsun, hamdolsun. Sağ olun. Allah'a yer yardımcımız olsun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Aileye de selamlar, sevgiler. Aleykümselam, çok sağ olun. Türkiye'ye dönünce de ayrıca etraflıca görüşme fırsatını buluruz. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Ben son olarak bunu da ifade etmek isterim. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22. ülke yaptınız. Sağ olun. Ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde eğitimin başlangıcından ISS'te görev icrasına kadar oraya en hızlı sürede ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve ülkemizi bir sonraki adıma atan vizyonunuz için sizlere minnettarım. Saygılarımla Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımla. Sağ olun. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı diyeceğiz. 48 saatlik yolculuğun ardından dünyaya döndü. Başarıyla gerçekleştirilen inişin ardından Gezer Avcı ve diğer 3 astronotun sağlık kontrolleri de yapıldı. Ardından 7 günlük rehabilitasyon sürecine alındılar. Evet, bravo. Bravo. Beklenen dönüş gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı dünyaya döndü. Ailesiyle böyle kucaklaştı. Gezer Avcı'yı taşıyan kapsülün inişini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. İnişin başarıyla tamamlandığını katıldığı programda duyurdu. Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah daha birçok Alper Gezer Avcıları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz. Yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarında belirlenen noktaya iniş yapan Dragon kapsülü botlar tarafından gemiye çıkartıldı. Kahverengiden biraz daha fazlası olmuş sanki bu kez. Kapsülün gemiye sabitlenmesinin ardından kapısı açıldı. 4 kişilik mürettebat ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Astronotlar gemideki ilk sağlık kontrollerinin ardından helikopterle havalimanına, oradan da 4 saatlik uçuşla Houston'a gitti. Gezer Avcı'nın Houston'a inişine ait görüntüler de paylaşıldı. İlk Türk astronot havalimanında ailesiyle hasret giderdi. Houston'da da tam teşekküllü bir sağlık taramasına giren ekip, dünya koşullarına uyum sağlaması için 7 günlük rehabilitasyon sürecine alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da astronot Alper Gezer Avcı ile telefonda görüştü. Genç kardeşlerimizle birlikteyiz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarda da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda.
mevcut bu potansiyellerini ülkemizin gurur duyduğu alanlarda bu şekilde birçok çalışmaya imza atarak bugünlere taşıdıkları için kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah memleketimizin gurur duyacağı daha birçok çalışmalara imza atan kardeşlerimiz olacak. Bu törene katılma şansı bulan arkadaşlarımız. Gezer Avcı'nın da aralarında bulunduğu ekibin dönüşü 3 Şubat olarak planlanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş 3 defa ertelendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün olarak planlanan kalış 20 gün sürdü. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı 20 günlük uzay misyonu sırasında 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Müzik.